Merhabalar sevgili gençler. Sınav ajandası TYT konu anlatım programında matematikte mutlak değer konusuyla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. A bir reel sayı olmak üzere A sayısının sayı doğrusunda başlangıç noktasına olan uzaklığına A'nın mutlak değeri denir. Mutlak A biçiminde gösterilir. Bu şekilde yanına iki tane çubuk koyuyorsun. Parantezden farklı. Tamam mı? A'nın köşelerini kapatınca. Bunu geometride sıkça görüyorsun zaten. Yani şu şekilde bir kenar varsa, burası B ise, burası A ise, burayı da yazdıysa 3 santimetre diye. Biz ne diyoruz? AB eşittir 3 santimetre diyoruz, değil mi? Geometride soruların kenarında hani şu okumadığımız hep bilgiler var ya, işte onlar. Zaten sorunun üzerinde veriyor. Kenara yazmasına gerek yoktu falan diye açıklama olsun diye yazıyorlar. Bu ne demek? A'nın B'ye olan uzaklığı veya B'nin A'ya olan uzaklığı, ikisi de fark etmez. Hiç fark etmez. Şimdi biz bunu mutlak A diye gösteriyoruz. Burada A'nın sıfır olan uzaklığı ya bu. O yüzden A'nın sıfır olan uzaklığını şu şekilde tartarız bak biz. A eksi sıfır deriz. Ve bu da A'dır. A'nın sıfır olan uzaklığı. Bunu biraz daha farklı bir bakış açısı getirelim. Sadece tanıma yoğunlaşalım şu an. Tamam. Mesela şöyle bir şey desek. Benim boyum 1,83. Yani 183 santimetre. Tamam. Kardeşimin boyu da 1,72 diyelim. Şöyle. Şöyle desek. Benim boyumla kardeşimin boyu arasındaki fark kaçtır diye sorduğum zaman 1,83'ten yani 183'ten 172'yi çıkarırız ve 11 santimetre ederiz, değil mi? Ve bu da neyi verir bize? Benim boyumun kardeşimin boyuna olan uzaklığını ya da kardeşimin boyunun benim boyuma olan uzaklığını verir. Bu işlemi yaparken büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız hep. Hiç şunu yapmayız. 172'den önce 183'ü çıkarayım. Eksi 11. Uzaklık negatif olamaz. O zaman eksi 11'i eksiyle çarpmam lazım. Artı 11 olsun demeyiz. Direkt olarak büyükten küçüğü çıkarırız. Şimdi A'nın sıfır olan uzaklığı denildiği zaman A'dan sıfırı çıkarıyorsak eksi A'nın sıfır olan uzaklığını bulurken de aslında sıfırdan A, eksi A'yı çıkarıyoruz. Sıfırdan eksi a çıktığı zaman da buradaki eksi ile eksi artı yapıyor ve sonuç yine a alıyor. Aslında burada hani hep küçüklüğümüzden beri ezberletilen mutlak değerin sonucu aslında pozitif olmalıdır. Pozitif olacağı için tamam hep pozitiftir. Hep pozitif çıkar. Mutlak değer dışarı pozitif çıkmak zorundadır. İşte o yüzden eksiyi eksiyle çarparsın ki artı olsun. Artı çıkmalı. Artı çıkmalı diye bir kural yok, bir kaide yok. Bu kafamız oluşturduğumuz bir ezber yöntemi. Aslında biz burada uzaklık ölçüyoruz. Uzaklık da negatif olamaz. Bu yüzden pozitif olmalı ve büyük sayıdan küçük sayı çıkarılmalı. Olan bu aslında. Eksiyle çarpıyoruz dediğimiz muhabbet de şuradaki muhabbet aslında sevgili gençler. Yani eksi a ise mutlak ben eksi 5'i buluyorsam tamam mı? Eksi 5'in mutlak değeri kaçtır? Bu negatif olamaz o yüzden 5'tir. Değil aslında bu. Eksi 5'in sıfır olan uzaklığıdır. Ve sen büyükten küçüğü çıkarırsın. Sıfır eksi eksi 5'ten 5 dersin aslında. Öyle eksiyle çarpma muhabbeti falan yok. Tamam mı? İşte sevgili gençler biz bununla ilgileneceğiz. Mutlak değer, eğer bu şekilde düşünürsen mutlak değeri, bir sayının bir sayıya olan uzaklığını bulurken büyükten küçüğü çıkarmam gerekiyor diye düşünürsen çok mantıklı şeyler öğreneceksin bu videoda. Emin ol, güven bana. Şimdi o halde dedik, şimdi sıfırla a'nın arasıyla sıfırla eksi a'nın arası eşit uzaklıkta olmak zorunda biliyorsun. Dolayısıyla a da mutlak a da mutlak eksi a da ikisi de a'ya eşittir. Bu yüzden bunlar da birbirine eşittir. Örneğin 4 ile eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. Çünkü ikisinin sıfır olan uzaklığı 4 birimdir. 3 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'nin mutlak değerleri birbirine eşittir. Çünkü ikisinin de uzaklıkları 3 bölü 2'dir sıfır olan uzaklıkları. A sıfırdan büyükse mutlak a diye görüyoruz. Mantıklı. A sıfıra eşitse mutlak a sıfırdır. A sıfırdan küçükse mutlak a eksi a'dır. Lise dönemimde hep kafam karışmıştır. Ve bu konudan sırf bu yüzden nefret etmişimdir. Yani mantığa hiç oturmuyor. Çünkü kimse bize kalkıp da şunu anlatmadı. Yani bu uzaklık olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyorsun lan. Bu kadar basit işte. Ama kimse bize bunu böyle anlatmadı. Dediler ki işte a sıfırdan küçükse mutlaka o zaman eksi a'dır. Burada herkesin bir kafası karışmıştır yani. Hani eksi a mı? Hani pozitif çıkıyordu? Pozitif çıkar dediniz 5 dakika önce. Yani niye eksi a diye çıkarıyorsun? Aslında eksi a dediğimizde pozitif. Neden? Çünkü a'nın sıfırdan küçük olduğunu kabul ediyorsun sen. Yani a'nın aslında eksi 5 olduğunu kabul ediyorsun sen zaten. Varsayalım. Mutlak a'yı da eksi a diye çıkarırsan aslında eksi eksi 5 olmuş oluyor bu. Ve bu da artı 5 oluyor zaten. Yani eksi a zaten pozitif bir sayı. Negatif değil. Görünüşüne aldanma. Tamam. Geçelim özelliklerine. AB'den büyükse
Mutlak a eksi b, a eksi b diye çıkar. Neden? Çünkü büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz ya hani. Ama a b'den küçükse mutlak a eksi b, a'nın b'den küçük olduğunu düşünecek olursak ne yapıyoruz? Sıfırın a eksi b'ye olan uzaklığı diyoruz ya da a'nın b'ye olan uzaklığı diyoruz, tamam mı? Hatta şöyle direkt cümleyi o şekilde kurarsak daha mantıklı olur. Arkadaşlar a'nın b'ye olan uzaklığını ölçerken büyükten küçüğü çıkaracağım dedim ya. Çıkar bak. Büyükten küçüğü çıkarıyorsun. B eksi yazıyorsun. Eksiyle falan çarpmaca diye bir şey yok yani aslında. Tamam mı? A b'den küçük, b de sıfırdan küçükse bunların toplamları da negatif olacağı için, tamam mı? Eksi a eksi b olur. Aslında burada sıfır olan uzaklık diye düşünebilirsin sen bunu. Sıfırın a artı b'ye olan uzaklığı. Şimdi a artı b'nin negatif olduğunu bildiğin için sıfır daha büyük. 0 eksi a artı b diyeceğiz. Ya bu da nedir? Eksi a eksi b'dir. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde bu yüzden yazıyoruz. X sıfırdan küçük olsun diyelim. Negatif yani. Mutlak x dışarı nasıl çıkacaktı? Eksi x. O zaman burası eksi x artı 3. Yani 3 eksi x diye yazılabilir. A sıfırdan büyükse içeride negatif olması önemli değil. Nasıl çıkacak bu? A diye çıkacak değil mi? Neden? Çünkü pozitif zaten sayı. A sıfırdan küçükse ama mutlak eksi a da eksi a diye çıkar. Neden? Çünkü eksi a zaten pozitiftir. Anlaştık mı? A'nın mutlak değerinin eksi a'nın mutlak değerine eşit olduğunu söylemiştik. A eksi b'nin mutlak değerinin b eksi a'nın mutlak değerine eşit olduğunu söyledik. Çünkü a'nın b'ye ve b'nin a'ya olan uzaklıkları zaten birbirine eşit. Geometriden de düşünebilirsin. A ile b'nin çarpımlarının mutlak değeri bunların mutlak değerlerinin çarpımına eşittir. AB artı AC diyoruz. Burada ben a parantezini alabilirim bunu. A parantezinde parantez dediğimizde mutlak değerli olacak. B artı C biçimde yazabiliriz. Bu niye A diye çıktı hocam? Çünkü A'nın sıfırdan büyük olduğu şartı var burada. Eğer ki A sıfırdan küçük veya eşitse de eksi A parantezinde çıkarırız. Neden? Eksi A burada pozitif çünkü. Tamam mı? Pozitif olan eksi A. Neden? Çünkü A sıfırdan küçük veya eşit. Hocam ikisinde de eşitlik var. Ne yapacağız? Fark etmez. Büyük veya küçük çıkarabilirsin. Yani pardon, pozitif veya negatif çıkarabilirsin. Çünkü sıfırın pozitifi de pozitif, şey sıfır. Negatifi de sıfır. Tamam mı? Ve son olarak burada da b'nin sıfırdan farklı olduğu durumlarda ben bu mutlak değer a bölü b'yi mutlak a bölü mutlak b diye dışarı çıkarabilirim. Şunun genel özelliği zaten. Yani buradaki b'yi ben 1 bölü b olarak seçmiş olsaydım, b değil de 1 bölü b seçmiş olsaydım zaten aynısını elde ediyordum. Tamam mı? Biliyorsun bölme diye bir işlem yok. Her işlem aslında çarpma. Bir sayıyı ikiye bölüyorsan aslında 1 bölü 2 ile çarpıyorsun demektir. X y'den küçük, y de sıfırdan küçük. Yani ikisi de negatif. Tamam mı? İkisi de negatifken mutlak x ek artı mutlak eksi y eksi x artı y'nin mutlağı artı x eksi y'nin mutlağı toplamının değerini bulunuz. Şimdi x negatif olduğu için ben bu mutlak x'in eksi x diye çıkacağını biliyorum. Mutlak eksi y'nin de eksi y diye çıkacağını biliyorum. Neden? Çünkü zaten eksi y pozitif olanıdır. X ile y'nin toplamı negatif yapacağından ikisi de negatif olduğu için bu eksi zaten başındaki eksi değil mi? Bir de ben bunu nasıl çıkarmam lazım? Eksi x eksi y diye çıkarmam lazım. Artı x'ten y'yi çıkarmışız. Yani küçükten büyüğü çıkardığımız için gene negatif olacak. Negatif olduğu için bunu da eksiyle çarpıp çıkaracağız. Yani eksi x artı y diyeceğiz. Şimdi gelelim artık toplama çıkarma. Bakın eksi x var. Artı x var. Artı y oldu burası da. Eksi x artı x gitti. Geriye bir eksi x'imiz kaldı. Burada da eksi y artı y'den gitti. Geriye sadece artı y'miz kaldı. Demek ki cevabımız neymiş? Y eksi x'miş sevgili gençler. Geçtik diğer bir örneğimize. X sayısı 4 ile 7 arasındadır diyor. Tamam mı? Mesela bazı böyle hani meslek lisesi öğrencilerimiz de oluyor. Meslek liselerini kesinlikle kötülemiyorum. Sadece aldıkları eğitim zayıf diyebiliriz. Yoksa onlar da birer başarılı öğrenci olabilirlerdi. Anadolu liselerinde falan okusalardı. X 4 ile 7 arasında denilince X'i 5 falan seçiyoruz. Bu yanlış bir ifade. X 6 da olabilir. 6,99 da olabilir. 5,99 da olabilir. Hiç fark etmez. X herhangi bir sayı 4 ile 7 arasında. Biz sadece bunu biliyoruz. Ya bu sayının biz pozitif olduğunu anlayabiliyoruz 4 ile 7 arasında olduğu için. Dolayısıyla burası X diye çıkacaktır. Mutlak X eksi 4. Yani X'in 4'ten büyük olduğunu biliyoruz. 4'ten daha büyük bir sayıdan 4'ü çıkardığım zaman pozitif olacağı için direkt x eksi 4 diye çıkarttık zaten. Eksi parantez mutlağı kaldıracağım şimdi. X 7'den küçük değil mi? 7 sayısından 7'den daha küçük olan x'i çıkardığım zaman gene pozitif olacağı için burası da 7 eksi x diye çıkacaktır. Şimdi yazalım bak. X ile x'i topla 2x eksi 4. Eksi de içeri dağıt. Eksi 7 artı x. Dolayısıyla toplamda 3x eksi 11'imiz oldu bizim. Bu da bizim cevabımızdır zaten. Tamam.
Geçtik bir diğer soruya. Mutlak değerli denklemler. Soru demişim, özür dilerim konuya. Mutlak x m ise x eşittir m veya x eşittir eksi m'dir sevgili gençler. Yani sen bunu m veya eksi m diye çıkarabilirsin dışarı. Neden? Şundan kaynaklı, m sıfırdan büyükse diyoruz ya, x'ten bahsediyoruz aslında. Yani m burada negatif olabilir manasında demiyoruz. M zaten pozitif, tamam mı? Biz sadece x'i bunlara eşitleyebiliriz diyoruz. Yani şöyle düşün, mesela mutlak değer x 5 ise buradaki x ne olabilir? Ya 5'tir ya da eksi 5'tir, doğru mu? Bak, bunun bir pozitifi bir negatifi. Ama mutlak değer x eşittir n ise, tamam mı? Burada n'in negatif olduğu durumlarda çözüm kümesi boş kümedir. Neden? Hiçbir sayının sıfır olan uzaklığı negatif olamaz. Ama gidip adam sana negatif bir sayı veriyorsa sonuç ne olacaktır? Çözüm kümesi boş olacaktır. Örnek. Mutlak değer x artı 5 eşit 7 ise bu denklemin çözüm kümesini bulunuz. Ne dedik? X artı 5 ya 7'dir ya da bu x artı 5 eksi 7'dir dedik. Değil mi? 5'i karşıya atarsak x eşittir 2 gelir. 5'i karşıya atarsak x eşittir eksi 12 gelir. Bizim çözüm kümemiz de eksi 12 ile 2'dir. Başkası olamaz. Bunu farklı bir şekilde de çözebiliriz. Bu şekilde daha uzun oluyor. Yani ikinci şimdi çözeceğim yöntemle daha uzun oluyor ama hep diyorum, derste çok itiraz alıyorum ben öğrencilerden. Hocam işte bu da diğeri daha kısaydı, diğeri daha basit. Tamam, eyvallah, kabul ediyoruz zaten ama bu işin mantığı önemli gençler bizim için. Matematikte mantığı kavradığın an matematik bitmiştir. Gerisi sadece çalışmadır. Şimdi şöyle diyelim. Biz bir sayının diğerine olan uzaklığını ölçerken büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz ya. Peki ben bu mutlak x artı 5 dediğimiz ifadeyi ben şöyle yazabilir miyim? X eksi eksi 5 diye yazamaz mıyım? Sonuçta x artı 5 bu da. Değil mi? O zaman burada x'in 5'e olan uzaklığından mı bahsediyor? Elbette tabii ki. X'in eksi 5'e olan uzaklığından bahsediyor, değil mi? O halde ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bak şimdi. Şu sayı doğrum benim. Tamam mı? Bu sayı doğrusunda şuradaki sayımız eksi 5 olsun. Burası eksi 5'miş. Bir sayının eksi 5'e olan uzaklığını ne olarak vermiş bize? 7 birim. O zaman ya 7 birim sağındadır, 2 yani, ya da 7 birim solundadır ki burası bak olmadı. Şunu düzeltelim. Ya 7 birim sağındaki 2'dir ya da 7 birim solundaki eksi 12'dir. Ki bunlar bana net cevabı verecektir zaten. Tamam mı? Bu soruları bu şekilde düşünürsen dersin ki lan mutlak değerde ne kadar basit bir konuymuş. Aslında ne kadar basit şeyler anlatmaya çalışıyormuş bize. Aslında buysa keşke bu olduğunu önceden öğrenseydik, biz bunu hiç uğraşmazdık anlamaya dersin. X kare eksi 5x artı 6, bir de bunun mutlak değeri, bak buraya ikinci dereceden denklem falan koymuş, daha karışık ifadeler falan da koyabilirdi. Bunun mutlak değeri eksi 8'miş. Öğrencilere ders esnasında gerekli uyarı yaptıktan sonra alelade bir zaman diliminde bu soruyu sorduğum zaman bir 8'e bir de eksi 8'e eşit deyip ikinci dereceden denklemi çarpanlarını ayırarak çözmeye, çarpanlarına ayrılmıyorsa diskriminantına bakarak falan çözülmeye çalışılıyor ama bazı öğrencilerim de diyor ki haklı olarak, hocam bu bir mutlak değer, yani uzaklık belirtiyor ve bu uzaklık eksi 8'e eşit olamaz. Dolayısıyla çözüm kümemiz boş kümedir demeyi de ihmal etmiyor tabii ki kurnaz elemanlar. Dolayısıyla çözüm kümemiz boştur diyebiliriz. Geçtik bir sonraki sayfada ilk örneğimize. X eksi 1'in mutlak değerini 3x eksi 11 olarak vermiş bize, bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi bulalım. X eksi 1'i ne yapacağız? Bir 3x eksi 11'e eşitleyeceğiz. Bir de bu x eksi 1'i 11 eksi 3x'e eşitleyeceğiz. İkisi de pozitif olabilir. Buradan x'i bu tarafa attığımız zaman 2x eksi 11'i diğer tarafa attığımız zaman artı 10 gelecektir ve x 5'tir diyeceğiz. Buradan da sevgili gençler eksi 3x'i bu tarafa attığımız zaman 4x eksi 1'i diğer tarafa attığımız zaman 12 gelecek. X eşittir 3'tür. Şimdi çözüm kümemiz 3 ile 5 olarak görünüyor. Ama şimdilik. Neden şimdilik hocam? İşlem hatası mı yaptık? İşlem hatası falan yapmadık. Mantık hatası yaptık. Bir şeyi kaçırıyoruz biz burada. Şimdi 5'i alıp götürüp yerine yazdığımız zaman bakın mutlak değer 4. 3 kere 5 11 eksi 11, 3 kere 5 15 eksi 11'den 4 geldi. Mutlak değer 4 4'e eşittir. Bir sıkıntı yok ama 3'ü yerine yazdığınız zaman 3'ten 1'i çıkar 2. Mutlak değer 2 eşittir. 3 kere 3 9. 9'dan 11'i çıkar. Eksi 2. Mutlak değer 2 eksi 2'ye eşit olamaz. Dolayısıyla kök olarak 3'ü kabul edemeyiz. Dolayısıyla 3 de yoktur. Çözüm kümemiz sadece 5'tir. Hocam bunu her seferinde nasıl akıl edeceğiz? Her seferinde akıl etme diye bu tarz bir soru karşına çıktığı zaman şunu yapacaksın.
Bu tarz hemen işlemlere girişmeden önce, şu işlemle şu işleme girişmeden önce diyeceksin ki önce 3x eksi 11, 3x eksi 11 büyük veya eşit 0 olmalı diyeceksin. Yani 3x büyük veya eşit 11 olmalı. Yani x büyük veya eşit 11 bölü 3 olmalı diyeceksin. Yani bu da yaklaşık 3,66 falan yapıyor. X 3,66'dan daha büyük bir sayı olmalı diye çözüme başlarsan ve sonrasında şunları bulursan dersin ki bu 5 3,66'dan büyük. Eyvallah, kök olabilir ama 3 sayısı 3,66'dan büyük değil. Dolayısıyla kök olarak kabul edemem bunu diyeceksin. Bu kadar basit. Geçtik bir diğer sorumuz olan 2x eksi 8'in mutlak değeri eksi 3x artı 4 sorusuna. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin kümesini buluruz demiş. Artık biz uyanığız, artık akıllıyız. Bunu sıfırdan büyük demek istemiyorum şimdilik. Diyeceğim ki 2x eksi 8 eşittir 3x artı 4 ya da 2x eksi 8 eşittir eksi 3x eksi 4 diyelim. Ve şimdi çözüm yapalım. 2x'i bu tarafa attım. X kaldı. 4'ü diğer tarafa atarsam eksi 12 olur. Bu 1. Eksi 3x'i bu tarafa atarsak 5x. Eksi 8'i diğer tarafa atarsak 4 olur. X eşittir ne gelir? 4 bölü 5. Şimdi 4 bölü 5'i yazdığımız zaman buraya bir sıkıntımız yok. Pozitif geliyor zaten. Eksi 12'yi ben şurada yerine yazarsam eğer eksi 36 artı 4'ten eksi 32 gelir ve bu hiç hoşumuza gitmez. Yani 32'nin mutlak değeri eksi 32'ye eşit olamaz. Dolayısıyla kök olarak da bunu kabul edemeyiz. Çözüm kümesi bulunuz demiş. Cevabımız ne olacak? 4 bölü 5 olacak sevgili gençler. Geçtik bir sonraki sorumuza. Mutlak içerisinde mutlak var bu sefer. Bakalım nasıl bir çözüm getireceğiz. Öncelikle şu mutlağı bir kaldıralım. Yani mutlak değer x eksi 5'in 8'e olan uzaklığı 4'tür diyelim. Ve eksi 8'i karşıya attığımız zaman da x eksi 5'in mutlak değeri eşittir 12 diyelim. Başka mutlak değer x eksi 5 eksi 8 eksi 4'e de eşit olabilirdi. Ve ben bunu karşıya attığım zaman eksi 8'i eşittir 4 gelebilirdi. Gayet ikisi de mantıklı. O halde x'in 5'e olan uzaklığı, bunu şöyle çözelim mi müsaadenizle? Burası 5 olsun. X'in 5'e olan uzaklığı 12 birimse 12 birim sağında 17 vardır. 12 birim solunda ise eksi 7 vardır. Değil mi? Şuna bakalım. X'in 5'e olan uzaklığı, hop, 5'i buraya koyduk. 4 birimse ya 4 birim sağındadır 9'dur ya da 4 birim solunda olan 1'dir diyebiliriz. Böylelikle bu değerlerin toplamı sorulduğuna göre eksi 7 ile 17'yi topla 10. 9 bir daha 10. Cevap nedir toplarsak? 20'dir diyebiliriz sevgili gençler. Bakın gayet güzel bir çözüm yolu öğrendiniz. Lütfen bunu soruların içerisinde değerlendirmenize gerek yok. Her soruda bunu uygulayabilirim diye de bir şey yok. Hangisi kafana yatıyorsa ama mantığını öğren. Ne yaptığını bil yeter. Tamam. A ve B bir reel sayı. A artı 3'ün mutlağıyla B eksi 10'un mutlağını toplayınca 10 yapıyor sonuç. A artı B nedir? Şimdi uzaklık dediğimiz zaman genelde sıfırı pek hayal etmeyiz ama neyi hayal ederiz? Pozitif hayal ederiz ama şöyle bir durum var. İki uzaklığın toplamı sıfırsa bu uzaklıkların ikisi de sıfırdır. Bunu sakın unutma. Yani bunu da matematiksel olarak nasıl açıklayabilirsin? Şu bir noktadır, değil mi? Ve ikinci olarak şu da bir noktadır. Bu iki noktanın tam üst üste durduklarını hayal edelim. Bu iki noktanın birbirlerine olan uzaklıkları nedir? Sıfır birim diyelim. Tamam, sıfır birimdir. Bu ikisinin birbirine uzaklığı. Demek ki sevgili gençler aynı nokta üzerinde durabiliyorlar. Değil mi? Noktalar birbirlerinin üzerinde durabiliyorlar. Şimdi a artı 3 ile b eksi 10'un toplamı sıfırsa yani uzaklıklar toplamı sıfırsa a sayısı %100 eksi 3 olmalı. Neden a sayısı eksi 3 olmalı? Burası 0, burası da 0 olsun ki toplamları 0 olsun. Demek ki b'de ne olacak? 10 olacak. A artı b sorulmuş. Eksi 3 ile ben 10'u toplarsam cevap 7 olur diyebiliriz. Anlaştık mı? Geçtik bir diğer soruya. X ile y pozitif reel sayı 3x'ten 4y'yi çıkarmış ve mutlak değer içerisine almış. Bu ifadenin en küçük değerini bulduğumuz durumda x artı 2y'nin mutlak değeri ifadesinin y türünden eşitliğini bulunuz demiş. Şimdi bu ifadenin en küçük değeri zaten sıfırdır. Dedik ya bir cismin diğer bir cisim olan uzaklığı en küçük sıfırdır. Dolayısıyla 3x'in 4y'ye eşit olması lazım. Ve dolayısıyla x'in de 4y bölü 3'e eşit olması gerekiyor. Değil mi? Peki pozitif reel sayı olduklarını unutmayalım bunların da. Peki bu x sayısı madem 4y bölü 3 ise bir de ben bunun yanına 2y ekleyeceksem ve bunun mutlak değerini alacaksam bu da neye eşit olacak? 2 kere 2y kere 3 6y üstüne 4y eklersem 10y bölü 3 mü oldu?
Y zaten pozitifti. 10 bölü 3 de pozitif. O halde olduğu gibi çıkarabiliriz. 10 bölü 3 çarpı y olur bizim cevabımız diyebiliriz sevgili gençler. Neden biz 3x'i 4y'ye eşitledik? Çünkü şu ifadenin en küçük değerini alabilmesi için 3x eksi 4y'yi sıfıra eşitlememiz gerekiyordu. Bunu söylemeyi unuttum sanırım. Anlamayan arkadaşlar şimdi aydınlanmışlardır umarım. Bir diğer soru. Burada mutlak değer parantezini alma işlemini göstereceğiz. Dikkatli dinle. X kare eksi 1 dediğimiz ifade aslında x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır. Çarpanları ayırmanın en çok kullanılan özelliklerinden birisi özdeşlik. Burayı da ben biliyorsun artık 3 parantezin alabilirim. 3 bir pozitif sayıdır. 3 parantezinde 1 eksi x olduğunu biliyorsun. Ki eşittir 0'mış. Şimdi şurada ben bunları ayrı ayrı mutlak değerler içerisinde x eksi 1'in mutlağı çarpı x artı 1'in mutlağı eksi 3 çarpı 1 eksi x'in mutlak değeriyle bunun eksilisini yani x eksi 1'in mutlak değerleri de birbirine eşit. Bunları da unutma eşittir 0. Şimdi bak burada bir x eksi 1 var. Burada da bir x eksi 1 var. O zaman paranteze alma işlemi hemen aklımıza gelmeli. Mutlak değer x eksi 1 çarpı parantez mutlak değer x artı 1 eksi 3 eşittir neymiş? 0. Tabii şurada mutlak değer yok, parantez var. Şimdi bu ifadenin sıfıra eşit olabilmesi için 1 ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Sıfır kere bir şey sıfır yapar ya da ikisi de sıfırdır fark etmez. Şimdi ilkini yapalım. Mutlak değer x eksi 1 sıfırsa x garanti 1'dir zaten bunu biliyorsun. Mutlak değer x artı 1 eksi 3 eğer sıfırsa mutlak değer x artı 1'in ne olmasını beklersin? 3. Dolayısıyla x artı 1 ya 3'tür dersin ya da x artı 1 eksi 3'tür dersin. Buradan x eşittir 2 gelir bu 1 ya da x eşittir eksi 4 gelir bu da 2. Sağlayan x'lerin kümesini bulunuz demişti. İlk olarak en küçük değerimiz ne var? Eksi 4. İkinci en küçük 1. İkinci de en büyük yani 2'dir diyebiliriz. Bizim çözüm kümemiz de budur dedik sevgili gençler. Tamam. Şimdi geçtik yine bir sonraki sayfamıza. Üçüncü sayfamıza geçtik artık. Üçüncü sayfada ilk soru. Dikkatli dinliyorsun. Güzel sorulardan. Hani anlatım ve öğrencinin anlayacağı o konuyu anlatırken tam öğrenilecek sorulardan bir tanesi. Bir de yorumları birkaç gündür okuyorum. Sınav ajandasında anlattığımız konular için. Hocam işte sorular biraz kolay oluyor. Ya da orta düzeyde biraz daha zor sorularla çözebilir miyiz? Gençler bu konu anlatım videolarıdır. Zaten zor soruları anlatarak bir şeyler yaparsak adamı matematikten soğuturuz. Bu bir. İkincisi de şu algı oluşmuş sanırım. Onu da sakın unutmayın. Bu sınav ajandasındaki konulara paralel olarak acil matematik TYT soru bankasını çözdüğüm algı oluşmuş. Ben hiçbir platformda, hiçbir yerde bu şekilde bir şey konuşmadım. Sınav ajandasında konu anlatımlı videolar var. Acil TYT soru bankası da zaten soru çözüm kısmı. Ama bu bunun soru çözüm kısmı değil yani. Tamam bunu dinledikten sonra git bunları çöz ama sınav ajandasında yani konu anlatımında yaptığımız konuları dinleyip konuyu özümseyip anladıktan sonra TYT Soru Bankası'ndaki soruları bir kısmını çözecek seviyeye gelirsin. Ama zaten üst düzey bir kitap, zaten güzel özel bir kitap. Burada her konuyu dinleyen buraya gidip bunları çözebilir diye bir kural belirtmedik zaten size. Dolayısıyla sevgili gençler sakın bunları bir olarak algılamayın. Hani burada konuyu dinledikten sonra git bunu çöz demiyoruz. Ha, çözebilirsin, sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi ben böyle bir şey söylemedim. O yüzden acil TYT Soru Bankası'nın zorluğuyla buradaki soruların zorluklarını kıyaslamayalım. Burada dediğimiz gibi konu anlatım soruları var. Zor sorulardan oluşan bir konu anlatım PDF'i hazırlasam dediğim gibi kimse izlemez, kimse dinlemez, kimse öğrenemez. En azından konuya hakim olabiliyorsun. En azından konunun inceliklerini öğrenebiliyorsun. Bu konunun matematikte ne işe yaradığını öğrenebiliyorsun. Aslında mantıklı şeyler olduğunu öğreniyorsun. Bazen ispat yapıyoruz. O ispatların güzelliklerini öğreniyorsun. Gibi gibi şeyler yapıyoruz. Birbirine karıştırmayalım bu iki olayı. Örnek. 3 tane mutlak değerli ifademiz var. Toplamları 9. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin kümesini bulunuz demiş. Bulalım. Mutlak değer eksi a'nın aslında mutlak değer a'ya eşit olduğunu ta konunun başında söyledik. Buradaki 2'yi de dışarı atarsam 2 tane mutlak a var burada. Artı. Bir de şuraya bakacağız. Şimdi bak burayı iyi dinle. Mutlak değer a zaten pozitif bir sayı. Negatif olmasına imkan yok. Bir de buna 1 eklersem pozitifliğini perçinlemiş olurum. Buranın pozitif olduğunu biliyorsam artık mutlak değerleri görmezden gelebilirim. Çünkü zaten pozitif bir ifade. Bu şekilde yazdım ben bunu. Ve bu da kaça eşitmiş? 9'a. Soru bitti artık.
Bir tane burada var, bir tane burada var, iki tane de burada var. 4 tane mutlak A artı 1 eşittir 9 geldi. Soru gayet basitleşti. 1'i karşıya at. 4 çarpı mutlak A eşittir 8 ise mutlak A 2'dir. Ve burada A eşittir, buraya X mi yazmışız? A olacak. A eşittir 2 veya A eşittir eksi 2 olur. Kümesini bulunuz demişti. Eksi 2 ile 2 diyebiliriz sevgili gençler, çözüm kümemize. Geçtik bir diğer örneğimize. Mutlak değer x artı 2 ile mutlak değer x eksi 1'in toplamı 31 denklemini sağlayan x'lerin toplamını bulunuz. Bunu ilk bu jenerasyon, sanırım bu sene sınava girecek jenerasyonlar, mezunlar ve 12'ler ilk defa 9. sınıfta gördüğünüz mutlak değer konusunu ve bir çözüm yapıldı size. Milli eğitimde müfredatta olan çözüm yapıldı size ve bu çözüm gayet zahmetli. Aslında doğru çözümü bu. Yani teorik çözümü bu. Ama dediğimiz gibi kısa yollarla çözümleri var. Bazılarımız çok kurallaştırdı. Tekerleme gibi kurallar oluyor ya hani bazen. Şu varsa bu varsa cevap budur şeklinde. Sevmiyoruz onları da. Mantıklı bir çözüm üretebiliriz ama. Bu mantıklı çözüm, uzun çözümü hiç yazmayacağım. Mantıklı çözümü de şu şekilde açıklayabiliriz. İyi dinle. Şöyle diyelim. Şu bizim sayı doğrumuz. Tamam. Çok iyi dinle bak bunu. Lütfen. Aç algılarını, iyi dinle. Bu ne demek? Ben bunu şöyle yazabilir miyim? X eksi eksi 2. Değil mi? Burası da x eksi 1 olarak kalsın. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi x'in eksi 2'ye olan uzaklığı demek aradaki eksiği görünce. Bu da x'in 1'e olan uzaklığı. Şimdi ben eksi 2 ve 1 ile uğraşacağım. O belli. Eksi 2'yi buraya yazdım. 1'i de buraya yazdım. Diyor ki x'in eksi 2'ye olan uzaklığıyla x'in 1'e olan uzaklıkları toplamı 31'dir diyor. Şimdi biraz mantık yürütelim sizinle. Hocam bu mu kısa demeyin. Şu an kısa anlatmıyorum zaten. Çözüm kısa. Ama şu an çözümün mantığını anlattığım için biraz uzayabilir. Tamam. Anlaşılı ol. Ve iyi dinle lütfen. Çok güzel şeyler öğreneceksin. X'in eksi 2'ye olan uzaklığıyla X'in 1'e olan uzaklıkları toplamı 31'dir demişiz. Biraz düşünelim. Kafa yoralım. X'in eksi 2'ye olan uzaklığı diyor ya. Bu X nerede olabilir? Mesela şurada bir yerde olabilir mi? Burada bir yerde olmuş olsaydı X'in eksi 2'ye olan uzaklığı ile, kırmızı diyelim ona, x'in 1'e olan uzaklıklarını toplarsam 1 ile eksi 2 arasındaki mesafe kadardır deriz zaten. Bu o da 3 birimdir. Hiçbir zaman 31 birim olamaz. Yani demek ki bu sayımız, bizim x sayımız eksi 2 ile 1 aralığında olamayacak. Dolayısıyla bunları bir silelim. Tamam mı? Şimdi demek ki ya 1'in sağ tarafında ya da eksi 2'nin sol tarafında bu sayı. Ben diyeyim ki x şurada bir yerde olsun. Tamam. X burada bir yerde ise eğer şöyle diyebiliriz artık buna. X'in 1'e olan uzaklığına yani şu kısma tamam P diyelim. Tabii bunu şunu kapatmamız gerekiyor önce. P diyelim sevgili gençler. X'in 1'e olan uzaklığı P. Peki X'in eksi 2'ye olan uzaklığı ne olur sizce? Burası P idi ya. 3 birim daha ekleyeceğiz üstüne değil mi? P artı 3 olur. Gayet mantıklı. Bakın burada ne diyorduk? X'in eksi 2'ye olan uzaklığı. P artı 3 mü dedik ona? P artı 3 ile X'in 1'e olan uzaklığı ne kadarmış? P miymiş? Artı P. Kaçmış bu? 31. Peki 2P eşittir. 3'ü karşıya atarsak 28 yapar mı? Yapar. O zaman P kaçtır? 14'tür. Değil mi? P 14 ise gidin şuradaki P'yi 1'e ekleyin bakın. 1 artı P X'i verir bize. X eşittir 15'miş o zaman. P'yi 14 bulduk çünkü. Değil mi? Bir tanesini bulduk şu an. 15 bu denklemi sağlar. Yerine yazın sağlar. Peki değiştirelim bir de bunu. Daha şöyle belli olacak bir kalemle. Mesela hangisiyle yazalım? Şununla yazalım, turuncuyla. Diyelim ki x bu sefer bu tarafta olsun. Tamam. X'in eksi 2'ye olan uzaklığı şu kısım. Ki buradaki uzaklık k olsun. Ve x'in 1'e olan uzaklığı o da şurası mıdır? Burasıdır. Bu ne olur peki? Burası k ise burası da 3 birimdi zaten. Bu da k artı 3 olur. Yine aynı mantık. 2k artı 3 diyeceğiz. Eşittir 31 ise 2k eşittir 28. K eşittir gene 14 gelecek. Demek ki şurası k idi ya. Eksi 2'den 14'ü çıkar. Eksi 16. Bir tanesi 15'miş. Diğeri eksi 16'ymış. Toplamını bulunuz demiş. Eksi 16 ile 15 toplayınca cevap eksi 1 yapar diyebiliriz. Cevap budur. Bu mutlak değerin mantığını oturtarak öğrenme biçimidir. Tamam mı? Aslında mutlak değer budur. Bir sayının diğer sayıya olan uzaklığı. Başka bir tanımı yok zaten.
Biz bu tanımı kullanarak çözdük şu an soruyu. Tabii görüyoruz, YouTube'da da görüyoruz. Bazı dershanelerde, okullarda tabii görebiliyoruz. İşte deniliyor ki bunu hiç böyle yapmanıza gerek yok bak. Artı bir net diyorlar. Tabii hiçbir zaman bu şekilde de bir soru çıkmaz da sınavlarda. Artı bir net diye anlatılıyor. Şuranın sıfırlayan değeri ne? Eksi 2. Buranın sıfırlayan değeri ne? 1. O zaman bunları topla cevabı zaten bulursun. Ki cevabı da biz eksi 1 bulduk zaten. Bu şekilde de anlatabilirdik ama hiçbir kimseye faydası olmaz. En azından konunun mantığını özümsüyorsun ve ben bu şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Kısa yolunu da gösteriyoruz. Bir sıkıntı yok. Uzun tablo metodu var ama hiç lüzum yok ona. Hiç gerek yok. Ama konunun mantığıyla, konuyu tanımıyla halletmek istiyorsan bu şekilde çözeceksin. Tamam. Alt kısmımız boş. Sağ tarafta üst kısma geçiyoruz. Bir diğer örnek. Diyor ki mutlak değer x eksi 4 ve x artı 7'nin toplamı. Bunun alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Alabileceği en küçük değerden bahsediyoruz ya. Gene bir sayı doğrusu düşünelim. Tamam mı? Şurası ne demek? 4'e olan uzaklık. Burası ne demek? Eksi 7'ye olan uzaklık. Demek ki eksi 7 burada. 4 de şuradayken. Bir x seçeceğiz. Ve bunların x'in bu sayılara olan uzaklıklarının en küçük değerini bulacağız. X'i buradan seçsem şurası artı şurası diyeceğiz. Mesafe uzun. Buradan seçtik. Burası artı burası seçeceğiz. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heh. Buradan seçsek sevgili gençler. Şuradan bir yerden mesafe daha da kısalacaktır. Neden? Arasından seçiyoruz. İkisine de uzak. Yani şöyle düşün. Sen şuradasın. Arkadaşın burada. Tamam mı? Öyle bir yerde buluşmak istiyorsunuz ki çok az mesafe yürüyün. Mesela şurada buluşalım dersen sen de yürürsün. Arkadaşın daha fazla yürür. Değil mi? Şurada buluşalım dersen arkadaşın kısa yürür ama sen daha fazla uzun yürürsün. Ama mantıklı olarak nerede buluşalım dersin? İkimize de yakın olan bir yerde. Yani ortada bir yerde buluşalım dersin. O sen bu kadar yürürsün. Bu da bu kadar yürür. Oldu bitti işte. Demek ki bunun çözümünü de internette şu şekilde bulabilirsiniz. Buranın köküne 4. O zaman 4'ü yaz cevap çıkar ya 4'ten 4'ü çıkar 0. 4 ile 7'yi topla cevap 11 denir. Veya buranın köküne eksi 7 mi? Yaz 0. Yaz eksi 7'yi eksi 11. Mutlak değeri nedir? 11. Yazarsan gelir zaten. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Biz bu şekilde bulduk ya arada bir yerde diye. O zaman eksi 7 ile 4 arasında herhangi bir değeri yazdığın zaman zaten cevabı bulursun. Bak silelim şurayı. Yaz yerine 0'ı. 0 eksi 7 ile 4 arasında değil mi? Yaz bakayım 0'ı. Eksi 4'ün mutlak değerine 4. Yaz 0'ı. 7'nin mutlak değeri 7. Topla cevap 11. Zaten her halükarda 11 gelir. Eksi 7 ile 4 aralığında. Sen git 5,5 pardon özür dilerim. 3,5 yaz. 3,5 da eksi 7 ile 4 aralığında. 3,5'u yaz buraya cevap gene 11 gelir. Hiç değişmez. Çünkü eksi 7 ile 4'ün arasındaki mesafe zaten 11 birimdir. Anlaştık mı? İkinizin arkadaşlığınızda ikinizin her halükarda yürüyecekleri toplam mesafe 11 kilometreymiş ya da metreymiş ya da santimetreymiş. Tamam mı? Bunu sakın unutma. Geçtik bir diğer örneğimize. X eksi 2'nin mutlak değeri 2020 faktöriyele eşitmiş. Ve bunu sağlayan x'lerin toplamını bulunuz diyor. 2020 faktöriyel nedir? Bir sorunun içerisinde bu şekilde büyük faktöriyeller varsa senin onunla işin yoktur zaten. Bunu sakın unutma. Dolayısıyla diyeceğiz ki x eksi 2 ya 2020 faktöriyeldir ya da x eksi 2 eksi 2020 faktöriyeldir. O halde x kaçtır? 2020 faktöriyel artı 2'dir. O halde buradaki x kaçtır? Eksi 2020 faktöriyel artı 2'dir. Peki bu x'lerden birisi, bu da x'lerden ikincisi. Ben bunların toplamını istiyorum. Artı 2020 ile eksi 2020 gitti. Bakın gördüğünüz gibi işiniz yok. Artı 2 artı 2 daha kaç yapar? 4 yapar cevap diyebilirsin. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bunu da iyi dinliyorsun. Mutlak değer a eksi 2 ile mutlak değer a artı 6'nın toplamı 2019 faktöriyel. Bunun da az önce gösterdiğim o kısa yöntemle cevabı tak diye bulabilirsin. Sıkıntı yok ama dediğimiz gibi tekrardan konunun mantığı diyoruz. Mantığı öğrenirsen bütün soruları çözersin. Ama bir tane taktik öğrenirsen o taktiği sadece o tarz soruyu uygularsın. Dolayısıyla işine yaramaz. Mantığını öğrenirsen diğer sorularda yorum yürütebilirsin. İyi dinle. Sayı doğrumuz olsun. Burada A'nın 2'ye olan uzaklığından bahsediyoruz. Şurası 2 olsun dolayısıyla. Burada A'nın 6'ya olan uzaklığından, eksi 6'ya olan uzaklığından bahsediyoruz. Şurası da eksi 6 olsun. Eksi 6 ile 2 arasında olamaz bu sayı. A sayısı. Çünkü burası da A olacak. A sayısı eksi 6 ile 2 arasında olamaz. Çünkü uzaklıklar toplamı hep 8 birim olur.
Biz 2019 faktöriyel birimlik bir yerden bahsediyoruz. O zaman sayı ya buradadır ya da buradadır diyeceğiz. Ve şu soruda fark ettiyseniz hemen yandaki soruda bu P'yi de K'yı da 14 bulmuştuk. Demek ki bir tanesini bulmamız yetiyor. Yani biz P'yi 14 bulmuştuk ya. 1'e 14 ekle cevap 15. Eksi 2'den 14 çıkar cevap eksi 16 da diyebilirsin burada. Gene aynı mantığı da burada uygulayalım bakalım. Ama 2019 faktöriyel canımızı sıkacak mı onu kontrol edelim. Bakalım. Şurası K ise şurası kaçtır? K artı 8'dir değil mi? 8 birim olduğu için. Şurası 8 birim. K'ya 8 eklersek K artı 8 olur. Bu K'yı bulup şu tarafta da bir K seçip burası da K diyebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi 2K artı 8'in 2019 faktöriyel olması gerektiğinden bahsediyoruz ya. O zaman 2K eşittir 2019 faktöriyel eksi 8 olur. Ve K dediğimiz sayı da 2019 faktöriyel eksi 8 bölü 2 olur. Şimdi şuraya x1, buraya x2 dersek x1 dediğimiz sayı 2'nin üzerine k ekleyeceğiz ya, k da bu oldu. 2019 faktöriyel eksi 8 bölü 2 eklenmiş halidir. x2 dediğimiz ise eksi 6'dan 2019 faktöriyel eksi 8 bölü 2'nin çıkarılması demektir. Şimdi ben bunları toplayacağım. X1 ile X2'nin bana toplamı sorulmuş ya. Artı 2019 faktöriyel eksi 8 bölü 2. Eksi 2019 faktöriyel eksi 8 bölü 2. Bunlar zaten birbirini götürüyor hocam. Geriye ne kaldı? 2 ile eksi 6'nın toplamı kaldı. O zaman cevap nedir? Eksi 4'tür diyebiliriz. Bunu işte o basit yöntemle, işte matematik olmayan yöntemle, matematikten söz edemeyen yöntemle nasıl çözüyoruz? Buranın köküne 2, buranın köküne eksi 6. O zaman ikisini topla cevap eksi 4'tür. Değil mi? Bu tarz sorularda uygulayın bunları. Tamam, sıkıntı yok ama dediğimiz gibi her zaman diyorum, her öğrenci diyorum. Zahmetlidir ama mantığını öğrenirsen her şeyi çözersin. Bunu sakın unutma. Bak defalarca söylediğime göre önemli bir şey. Unutma sakın. Mutlak değerli eşitsizlikler. Eğer ki bir sayının mutlak değeri a'dan küçükse bu sayı eksi a ile a arasındadır. Mutlaka. Bir sayının mutlak değeri a'dan küçük veya eşitse buraya da küçük veya eşit işaretini koyacaksın. Eğer bir sayının mutlak değeri a'dan daha büyükse bu sayı ya a'dan büyüktür ya da eksi a'dan daha küçüktür. Ve bir sayının mutlak değeri a'dan büyük veya eşitse ya o sayıdan büyük veya eşittir ya da o sayının negatifinden küçük veya eşittir. Yani bir aralıktan bahsediyoruz. Şuraya ne diyelim? Burası ne diye? X'in sıfır olan uzaklığı değil mi? Şurası sıfır. Eğer x'in sıfır olan uzaklığı a'dan daha küçükse demek ki bu x nerededir? A'dan daha küçük olduğunu biliyoruz ya. X eksi a ile a'nın arasında olmak zorundadır. Yani eksi a şuradadır, a da buradadır o zaman. Hop, a da buradadır o zaman. Demek ki eksi a ile a'nın arasında olacak bu x. Ama bir sayının sıfır olan uzaklığı a'dan daha büyükse mecburen ne yapmamız gerekiyor? X burasıysa, sıfır burasıysa, a da burasıysa bu x a'dan büyük olmak zorunda. Yani şurada bir yerde olamaz. Neden? Çünkü x'in sıfır olan uzaklığı a'dan daha küçük olur. Değil mi? A'dan daha küçük olur. Demek ki x burada değil, x nerede? A'nın sağında. Yani şu tarafta. X burada. Bakın bu şekilde düşünecek olursak x'in sıfır olan uzaklığı A'dan daha büyüktür. A burası. A'nın değeri bu. X'in sıfır olan uzaklığı bu. Demek ki burada. Ya da eksi A'dan daha küçüktür diyoruz. İkisinden birisi. Ya A'dan büyük ya da eksi A'dan daha küçük. Tamam. X artı 2'nin mutlak değeri 7'den küçük eşitsizliğinin çözüm aralığını buluruz demiş. X artı 2'yi nereye sıkıştıracağız? Hemen 7 ile eksi 7 arasına sıkıştıracağız. Ben buradan 2 çıkarırsam basit eşitsizliklerde öğrenmiştik. Eksi 9 küçüktür X, bu da küçüktür 5 diyebiliriz. Çözüm aralığı budur dedik. Geçtik bir diğer soruya. 3x eksi 2 6'dan küçük veya eşittir diyor. Dolayısıyla 3x eksi 2 küçük veya eşittir 6. Bu da küçük veya eşittir. Eksi 6 yazacağız buraya da. 2 ekleyelim her tarafa ki bu eksi 2 kaybolsun. Eksi 4 küçük veya eşittir 3x, bu da küçük veya eşittir 8. Şimdi 3'e bölelim ki eksi 4 bölü 3 küçük veya eşittir 4 x, bu da küçük veya eşittir 8 bölü 3. Çözüm aralığını bulunuz demişti. İşte çözüm aralığı budur bu x'in. Bir alttaki sorumuza geçelim. Bak yine burayı karıştırmış, bir mutlak değer vermiş ama mutlak değer yani uzaklık eksi 2'den küçüktür diyor. Var mı böyle bir şeye imkan? Yok. O zaman çözüm aralığı nedir? Boş küme. Anlaştık mı? Negatif olamaz. Negatiften küçük diyor adam bize. Evet. Geçtik arkadaşlar bir üst kısma.
2 x eksi 1'in mutlak değeri 3'ten daha büyüktür. Bunun çözüm aralığını bulunuz diyor. O zaman 2 x eksi 1 ya 3'ten büyüktür ya da 2 x eksi 1 eksi 3'ten daha küçüktür diyeceğiz. Buradan eksi 1'i karşıya atarsak 2 x büyüktür 4, x büyüktür 2 gelir. Ya da eksi 1'i karşıya atarsak 2 x küçüktür eksi 2, x küçüktür eksi 1 gelir. Yani ben bunu sayı doğrusu üzerinde de gösterirsem şurası 2, burası eksi 1. Çözüm aralığım ne taraf olur biliyor musun? Eksi 1'den küçük yerler, 2'den büyük yerler. Tabii bunlar dahil mi? Dahil değil. Neden? Çünkü eşitlik yok. İşte bizim çözüm aralığımızda, çözüm kümemizde bu kısımdır. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen kısımdır diyebiliriz. 6x kare eksi 7'nin mutlak değeri eksi 5'ten büyük. Bu eşitsizliği sağlayan x reel sayılarının belirttiği kümeyi bulunuz diye soruyor. Şimdi gençler, ben biliyorum ki bu 6x kare eksi 7'nin mutlak değeri en az 0 olur zaten. Varsayalım ki minimum değerini aldı 0. Zaten eksi 5'ten büyük. 0'dan büyük sayılar da zaten eksi 5'ten büyük. Demek ki her halükarda zaten bunun değeri eksi 5'ten büyük. O zaman x elemandır. Reel sayı diyebiliriz ve çözüm kümemize de reel sayılar yazabiliriz. Geçtik bir diğer örneğe. X artı 4'ün mutlak değeri eksi 2'den daha büyük ve 6'dan daha küçük veya eşittir. Eşitsizliklerin sağlandığı en geniş aralığı bulunuz diyor. Yukarıda da bahsettik zaten mutlak x artı 4 eksi 2'den her halükarda büyük. Dolayısıyla burayı görmemize gerek bile yok artık. Sadece şunu çözeceğiz. X artı 4'ün mutlak değeri küçük veya eşittir 6 diyeceğiz. Demek ki x artı 4'ü nereye sıkıştıracağız? O 6 ile eksi 6 arasına. 4 çıkarırsak eksi 10 küçük veya eşittir x. Bu da küçük veya eşittir 2. X'in aralığı budur diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler. 5. sayfamıza. Sanırım son sayfa olması gerekiyor. Sorumuza. Şimdi İç içe mutlak değer vermiş ve eşitsizlik vermiş. Bunları nasıl çözeceğiz? Diyeceğiz ki şu mutlak değeri kaldırırsam ben en dıştakini bu sayı 4 küçüktür 1 artı mutlak değer içerisinde 3x eksi 2 o da küçüktür 10. Burada olabilir ya da eksi 10 küçüktür 1 artı mutlak değer 3x eksi 2 mutlak değer kapattık küçüktür eksi 4 olabilir. Sonuçta eksi 10 ile eksi 4'ün ben mutlak bu aralıktaki sayıların da uzaklıkları birbirine eşittir. Simetrik aralıklar olduğu için 4 ile 10 aralığı, eksi 10 ile eksi 4 aralığı. Bunda hemfikirsek devam edelim. Şurası zaten bir mutlak değerli ifade ve buna bir eklediysek bunun pozitifliğini garantilemiş oluyoruz biz. Bu pozitif sayının eksi 4 ile eksi 10 arasında ne işi var? Buradan çözüm gelmez arkadaşım. Boş küme gitti. Biz bu tarafı çözelim. Şimdi her taraftan bu 1'i çıkarırsak 3 küçüktür. Mutlak değer 3x eksi 2. O da küçüktür. 1 çıkardık 9 mu oldu? Evet. Şimdi mutlak değeri kaldırırsam ben yine bu sayı 3 küçüktür. 3x eksi 2. O da küçüktür 9 olur. Ya da eksi 9 küçüktür. 3x eksi 2. Bu da küçüktür. Eksi 3 olur. Tamam mı? Bu ikisinden birisi artık onu biliyoruz. Şurayı silelim. Devam edelim şimdi çözümümüze. 2 ekledim. 5 küçüktür 3x. Bu da küçüktür 11. 3'e böldüm. 5 bölü 3 küçüktür x. O da küçüktür 11 bölü 3. Buraya bakalım. 2 ekle. Eksi 7 küçüktür 3x. Bu da küçüktür. 2 ekledim eksi 1. 3'e böl. Eksi 7 bölü 3 küçüktür x. Küçüktür eksi 1 bölü 3. Tamam mı? Bunu sağlayan x'in maksimum değeriyle minimum değerini toplamını soruyor. Soruyu eksik yazmışız diyelim. Hadi varsayalım ki x'in maksimum tam sayı değeriyle minimum tam sayı değerinin toplamını soruyor. Maksimum tam sayı değerini şurada alır. 11 bölü 3, 3,66'dır. Maksimum tam sayı değeri 3'tür. Minimum tam sayı değerini de şurada alır. Eksi 7 bölü 3, 2,30, eksi 2,33 gibi bir sayıdır. Ve dolayısıyla alabileceği en küçük değer de eksi 2'dir. Bunların toplamı sorulmuş bize. 3 ile eksi 2'nin toplamı artı 1'dir diyebiliriz. Eksi 1 diyordum az daha. Geçtik sevgili gençler bir sonraki soruya. 1 bölü x eksi 2'nin mutlağı 3 bölü 4'ten daha büyüktür. Eşitsizliğini sağlayan x eleman tam sayıların toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben bunu şöyle bir yer değiştirsem eşitsizliklerde hatırla bunun yön değiştireceğiz değil mi? Mutlak değer x eksi 2 küçük veya eşittir 4 bölü 3 diyeceğiz. Artık gerisini bildiğin yöntemle çözersin. X eksi 2 küçük veya eşittir 4 bölü 3. Yine eksi 4 bölü 3 arasına sıkıştıracağız. 2 ekleyeceğim. Yani 6 bölü 3 ekleyeceğim. Yani burası 2 bölü 3 olacak. Küçük veya eşittir x. Bu da küçük veya eşittir 2 eklersem yani 6 bölü 3 eklersem 10 bölü 3 olur. Sağlayan tam sayıların toplamı sorulmuş. Burada 1 var, 2 var, 3 var. Sağlayan tam sayılar bunlardır. Toplamları da 6'dır diyebiliriz.
Sesim gitmeye başladı artık. Çok yoruldum. Mutlak x artı 3 x eksi 1'den büyüktür. Eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin kümesini bulun demişiz. X artı 3. Şimdi mutlak x artı 3'ümüz var. Ve burada da x eksi 1'imiz var, değil mi? Şöyle düşündüğümüz zaman bir köşeye çekilip düşünelim. Burada arkadaşlar x ne olursa olsun. Mesela x'i bir pozitif sayı seçelim. Hemen 7 seçtik mesela. X'i eksi 5 seçelim. Tamam mı? Kabul mü? Sonra bir de x'i ne seçelim? 0 seçelim. Bir pozitif, bir negatif, bir de 0 seçtik. Şimdi 7'yi ben buraya yazarsam mutlak değer 10. Büyüktür 6 oldu. Doğru mu? Doğru. Eksi 5'i yazarsam mutlak değer 2. Büyüktür eksi 6 oldu. Doğru mu? Doğru. 0 yazarsam mutlak değer 3. Büyüktür 1 eksi 1 oldu. Doğru mu? Doğru. Pozitif, negatif, 0 hiçbir şey fark etmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bir sayının 3 fazlası zaten o sayının 1 eksiğinden daha fazladır. O halde diyeceğiz ki x değerlerinin kümesini bulunuz demiş ya, tüm reel sayılar sağlar abi. Sıkıntı var mı? Bence yok. Hepsini denedik. Hepsi oldu. Oluyor. Olmak zorunda. Neden? Bir sayının 3 fazlası bir sayının 1 eksiğinden her zaman daha fazladır. Bunu sakın unutma. Geçtik sevgili gençler buradaki sorumuza. A bir reel sayı. Bu reel sayı için kare içerisinde A'yı 3 eksi 2 çarpı mutlak değer A eksi 1 olarak tanımlamışız. Ben bu kare A'yı eksi 1 ile 1 arasında sıkıştırırsam bunu sağlayan x tam sayıların toplamı sorulmuş bize. Bu ne demekti? 3 eksi mutlak değer 2, 3 eksi 2 çarpı mutlak değer A eksi 1'di, değil mi? Yazalım o zaman yerine. Eksi 1 küçüktür. 3 eksi 2 çarpı mutlak değer A eksi 1. O da küçüktür veya eşittir 1. Gelin bir eksiyle çarpalım. Eksi 1 olur yine burası. Küçük veya eşittir gelir ama bu sefer. 2 çarpı mutlak A eksi 1. Eksi 3 olur. Küçüktür 1 olur. Bu buraya gitti. Bu buraya gitti. Şaşırma sakın. 3 ekleyelim bari. 2 küçük veya eşittir. 2 A eksi 1 mutlak değeri. 3 ekledik, burası gitti. 3 ekledik, 4 oldu. 2'ye bölelim bir de. Bir güzel. 1 küçük veya eşittir. Mutlak değer A eksi 1. O da küçüktür. 2'ye böldük. 2. Bu A eksi 1'in mutlak değeri 1 ile 2 arasındaymış. 1'e eşit olabilir. O halde diyeceğiz ki ya 1 küçük veya eşittir A eksi 1. O da küçüktür 2. Ya da eksi 2 küçüktür. Tamam mı? A eksi 1. Bu da küçük veya eşittir eksi 1 diyeceğiz. Güzel. Mantığı anlamışsındır sen. Güveniyorum sana. Az önceki soldaki sorularda yaptık çünkü. 1 ekleyelim. 2 küçük veya eşittir A. Bu da küçüktür. 1 ekledik. 3 oldu. 1 burası. İkinci olarak da 1 ekle. Eksi 1 küçüktür A. Bu da küçük veya eşittir. 1 ekledim. 0. Şimdi buradaki tam sayıların toplamı sorulmuş. Burada hangi tam sayılar var? Bir bulalım. 2 var bak burada ama 3 yok. Burada ne var? Eksi 1, 0 var sadece. Bunların toplamı sorulmuş. 2 artı 0 kaç yapar? 2 yapar da, değil mi? Geçtik. Artık son sorudur umarım. Çünkü yoruldum. Bakalım kaç dakika olmuş? 48 dakika olmuş. Bir de gece çekiyorum videoları. Soru. Sayı doğrusunda hangi sayının eksi 6'ya olan uzaklığı? Bak direkt tanımı sormuş. Eksi 6'ya olan uzaklığı sen artık biliyorsun, değil mi? Bir tane sayı varmış. Bunun eksi 6'ya olan uzaklığını x artı 6 olarak değerlendiririz. Eksi 6'ya olan uzaklığı, o sayının 0 olan uzaklığı mutlak x'tir zaten. 2 katına eşittir diyor. Ahan da bunu sormuş bize. Değil mi? O zaman bizim ne yapmamız lazım? Soruyu çözeceğiz. Diyeceğiz ki x artı 6 eşittir 2x ya da x artı 6 eşittir eksi 2x diyeceğiz. Bunu bir artılı bir eksili çıkardık. X'in negatif olup olmama durumuna bağlı. Buna bağlı olarak da burası x eşittir 6 gelir. Buna şuraya bağlı olarak da 3x eşittir eksi 6, x eşittir eksi 2 gelir. Değil mi? Eksi 2. Bunların da eksi 2 ile 6'nın toplamı ne yapacaktır? 4 yapacaktır. Gerçek sayıların toplamını bulunuz demiş. Tabi sağ atabilirsiniz. Artık son uyarılarımızı yapalım. Tüm bunları bulduktan sonra mutlaka kısa bir sağlama yapın. Vaktiniz olursa. Tamam mı? Yani git 6'yı bir yerine koy. 6 yerine yazdın. 12 eşittir 12. Sıkıntı yok. Eksi 2 yerine yazdın. 4 eşittir 4. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, o zaman doğru bulmuşum deyip geçebilirsin. Diyelim. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtin. Artık bitmek üzereyim. Artık uyuyacağım ben. Geç kaldık biliyoruz. Çünkü çok yoğunum arkadaşlar. Hani yazıyorsunuz yorum kısmına. Keşke videoların şöyle yorum yaptığım kısımlarını da izleseniz de
Soru sormasanız yoruluyorum. Çok iş var. Ama bir yandan da yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü söz verdik. Sözümüzün eriyiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Aralık ayında TYT Matematik Soru Bankası, AYT Matematik Soru Bankası ve bu sınav ajandası TYT, AYT tüm konu anlatımların hepsi bitecek. Merak etmeyin, bitireceğim. Hocam geç kaldınız diye yorum atanlarınız var ama kime göre, neye göre geç kaldım? Sen 150. sayfadaysan, ben 120. sayfadayım. Sana göre geç kalmışımdır. Ama zaten diyorum ki Aralık ayında bitecek tüm bu kitaplar. Merak etmeyin. Tamam. Diyelim artık noktayı koyalım. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.